Sakin. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, sizleri saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi hakkında söz almışım lütfen. Bakanlık Koskep Barajı'nı ile esnaf, sanatkara, sanayiciye, imalatçıya, kısacası mikro, küçük, orta ölçekli, büyüklükteki işletmelere, KOBİ'lere nasıl destek verdiğidir. 20 yıldır ülkeyi yönetenler tarafından bilim teknolojiye yatırım yapanlara, üretenlere, ülke gelirlerinin yeterli destekleri vermediniz. Yatırımlara öncelikleri arz edinler durumlarında olmadınız. Türkiye'de KOSGEB'in bir yılda KOBİ'lere 425 milyon dolar destek verdiği ortada. Sayın Bakan, bu destekle beraber KOSGEB'lerde 1941 kişiyi istihdam ediyorsunuz. Japonya'da verilen destek bir yılda KOBİ'lere 18 milyar dolar. Yani Türkiye'nin 42 katı. Güney Kore'de 14 milyar dolar. Yani Türkiye'nin 13 katı destek veriliyor. Sayın Bakan, işte dünyanın gelişmişliği, dünya entegrasyonundaki teknolojinin büyümesi böyle oluyor. Sayın Bakan, esnaf, sanatkara, üretenlere, çiftçilere, KOBİ'ler namuslu bir şekilde borçlarını ödeyebilmek için banka dolaşıyor. Borcunu çevirmek için para arıyor. Sarayın lafta politika faizi %9'larda olmasına rağmen serbest piyasa faizleri %28-%30'larda uygulanıyor. Belirlediğiniz politika faizi size benziyor. Çünkü %9'lu parayı kimler kullanıyor? Yandaşın faizi %9 mu yoksa? Halkın zorunlu kullandığı faizler %20'lerin üzerinde. Sayın milletvekilleri, AKP'nin kendi bakan ve yöneticilerinin itiraf ettiği gibi Ortadoğu ve Orta Asya'dan vasıfsız iş gücüyle kalkınma süreçlerinin olumsuzluklarını yarattınız. KOSGEB'in iş kur aracılığıyla verdiği İslam desteği geçicidir. Günü kurtarmadır. Yıllardır da bunu yapıyorsunuz. Hele hele seçim döneminde daha bunu çok yapmaya çalışıyorsunuz. Stratejik sektörlerimizde araştırmacı, mühendis, teknisyen, uzman iş gücü sizin yanlış politikalarınızla yüzünden ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir. Kalkınma ajansları yatırımları destek amacından çıkıp AKP'nin belediyelerinin yatırım desteklerinin olduğu yerler haline gelmiştir. Değerli Bakan, TÜBİTAK gibi güzde bir kuruluşumuzda personel gücü destekleri yetersizdir. ARGE çalışmalarında verilen destekler dünya ortalaması %2'lerde olduğu halde Türkiye'de %1'lerde dolaşmaktadır. Bu destekleri ne zaman artıracaksınız? Tabii ki bu destekleri artırma gücünüz zamanınızda kalmayacaktır. Bir dahaki seçim döneminde siz bunu bizlerin nasıl yaptığını göreceksiniz. Evet. Sayın Bakan, TDK'nın görevi Avrupa İpar Program fonlarının kullanılmaktadır. Fonlar Avrupa Birliği'nden %75'lerde geldiği halde siz Türkiye'de ortalamada neden %50-%55'lerde İPART programlarının desteklerini sağlamaktasınız? %25'lik desteği nerelerde harcıyorsunuz? Kimlerle yiyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, tabii Türkiye'nin çok önemli, az önce de anlattığımız gibi teknolojinin gelmiş olduğu yerde Adalet Kalkınma Partisi uzaya gidecekti. Ben buradan uzay istasyonunu mutlaka Millet İttifakı'nın olduğu dönemde kuracağımızı, nasip olursa merkezi yerinin de Samsun olacağını söylüyorum. Destekler misin Sayın Vekilim? Evet. Şimdi
Atalarımızın çok değerli bir atasözü var. Tamamlayalım lütfen. Üretenleri batırdınız. KOBİ'lere, bankalar olan borçları 2 trilyona yaklaştı. Sayın Bakan, kim yarattı bunu? Kim? Ben buradan değerli milletvekili arkadaşlarımız, ülkemizde KOBİ'lerin, sanayicinin, üreticinin yatırım yapması için, iş bulabilmesi için, ülke geleceğinin daha iyi olması için bu bütçede KOBİ'lerin, sanayicinin, esnafın, sanatçının, işçinin, memurun, emeklinin, öğrencinin bütçesi değildir bu bütçe. Bu bütçe oligarşik yapının işbirlikçilerinin bütçesidir. Emperyalizmin işbirliği halindeki ülke politikasını yapanların bütçesidir. Hepinize buradan sevgi ve saygılar sunuyorum. Sayın Vekilim, Samsun'u destekliyorsunuz değil mi? Tamam.